Selamünaleyküm güzellerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yine yeni bir tefekkür vaktiyle daha beraberiz. Bugün size ne getirdim? Şifa getirdim Allah'ın izniyle. Ne var efendim bunun içinde? Bir tahmin edin bakalım. Anneleriniz en çok hasta olduğunuz zaman size bir çay yapıp getirirler. Ne çayıdır o? Söyleyin. I harfiyle başlar. Evet. Ihlamur. Ben küçükken ıhlamurun bir bitkinin çayı olduğunu bilmiyordum. Yani işte meyve suyu gibi bir şey zannediyordum. Portakal suyu içiyoruz ya, portakalın suyu. Ihlamur'da herhalde ıhlamur diye bir meyve var. Onun suyu zannediyordum. Meğer ıhlamur neymiş biliyor musunuz? Şurada gördüğünüz, etrafa harika kokular saçan ıhlamur ağacı var ya. O kadar güzel kokar ki iki sokak öteden alırsınız kokusunu, dersiniz aa buralarda bir yerlerde bir ıhlamur ağacı var. İşte o güzel kokular saçan ıhlamur ağacının sonbahar geldiğinde vedalaştığı yaprakları. O yapraklar aşağıya dökülüyorlar. Bazılarını dökülmeden topluyorlar. Bir güzel kurutuyorlar. Sonra o kuruyan yaprakları sıcak suyun içine koyuyorlar, bekletiyorlar. Allah'ın izniyle bir güzel şifa oluyor. Rabbimiz bazen bir ağacın yaprağına şifa bizim için ikram ediyor. Bazen bir meyvenin kabuğuna, elmanın kabuğu, ayvanın kabuğu, pek çok hastalıklara şifa Allah'ın izniyle. Bazen hatta çekirdeğini. Biliyor musunuz? Araştırın bunu, birlikte yapın hatta büyüklerinizle. Ayva çekirdeğini biraz suda beklettiğiniz zaman bir kreme, bir jele dönüşüyor. Ve yaralara Allah'ın izniyle şifa oluyor. Ben denemiştim ve gerçekten de çok teşekkür etmiştim. Allah'ım demiştim, sana şükürler olsun, çok iyi geldi yaralarıma. Bunların hepsini araştırabilirsiniz. Bazılarını aramak için uzun yıllar gerekmiş olabilir. Bazılarını ise çok kolay bulmuş olabilir bilim insanları. Ne gibi mi? Mesela ne var burada? Evet efendim, bir ceviz. Açmışlar cevizi, bakmışlar içine, demişler Allah Allah, bu bir şeye benziyor ama acep neye benziyor? Çok da benziyor. Siz bir bakın bakalım neye benziyor? Bu bir organa benziyor. Ama elimiz gibi sürekli gördüğümüz, dışımızda olan bir organımız değil. İçimizde olan çok gizli, özel ve bütün bedenimizi aslında yöneten, elbette efendim, beyin. Bakın işte burada. Nasıl da benziyorlar birbirlerine. Acaba demişler, yok artık, subhanallah, hakikaten de ceviz beyine iyi geliyor olabilir mi? Gerçekten de öyleymiş çocuklar. Cevizin içindeki bir madde sadece ve sadece besin olarak cevizde varmış. Ve o aynı madde sadece ve sadece olarak beynimizin ihtiyacıymış. Belki de Rabbimiz gerçekten bunu bulup keşfetmemizi ve ya Rabbi her şeyi hem sanatıyla hem de harikuladelikleriyle, ilminle çok güzel yaratmışsın bizler için dememizi istemiştir. Daha pek çok şeyi de görebiliriz. Mesela şurada gördüğünüz şey ne? Evet, dilimlenmiş bir havuç. Yakından bakın bakalım. Bakın, iyice bakın. Bu sefer yine bir organımıza benziyor ama gördüğümüz bir organ. Aynaya bakarsak görürüz daha ziyade, ya da birbirimize bakarsak. Çünkü ne o? Evet, bence artık anladınız. Şöyle iyi. Tabii ki de canlarım, gözlerimize benziyor. Mutlaka duymuşsunuzdur büyüklerinizden. Havuç ye, gözlerine çok iyi gelir Allah'ın izniyle diye. Acaba tavşanlar hayvanların içinde en iyi görme özelliğine sahip olanlar olabilir mi? Bilemedim. Bunu araştırmamız lazım. Araştırın, bana da haber verin, olur mu? Peki başka var mı? Var, daha neler neler var. Mesela benim keşfettiklerimden birisini söyleyeyim. Çocuklarım çok hasta olmuşlardı. Köhür köhür öksürüyorlardı. Böyle öksürürken ciğerleri sanki ellerine geliverecekmiş gibi oluyordu. Aldım, doktorumuza götürdüm. Çocuk doktorumuz üzüm pekmezi, üzüm suyu, üzüm ezmesi gibi şeyler önerdi. Allahu Ekber dedim. Üzümün ciğerlere nasıl bir faydası var acaba? Sonra şurada gördüğünüz salkım salkım üzümlerle şuradakilerin ne kadar da benzediğini fark ettim. Onlar ne biliyor musunuz? Alveoller, akciğerlerimizin içindeler. Ya Allahu Ekber çocuklar, nasıl da birbirlerine faydalı, nasıl da benzeyen bir organımıza şifalı Allah'ın izniyle. Daha böyle birçok besin var, birçok gıda var. Araştırabilirsiniz. Hepsi benzemek zorunda değil. Bazı şeyler benzemese de şifa verirler.
Kimin izniyle? Allah'ın izniyle, Allah'ın ikramıyla. O zaman biz de ne yaparız? Onu alırken, o şifayı alırken elbette Rabbimizi anarız. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Ya Şafi ya Allah, şifa Allah'tandır. Çok teşekkür ederim Allah'ım. Hadi bakalım, düşün şifa kaynaklarının peşine. Neler bulabileceksiniz evinizde? Allah'a emanet olun güzellerim. Esselamu aleyküm, hoşça kalın.